Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Oyuna yakın bir süre içerisinde Godzilla modu eklenecek. Bu mod hakkında tam bir fikrim yok, ben de çok merak ediyorum sizin gibi. Ama oyun içerisine bu mod eklenmeden önce bazı simgeler yerleştirildi ve bu simgeleri bulduğumuzda oyun bize mesaj üzerinden hediye yolluyor arkadaşlar. Bu simgelerin nerede olduğunu göstereceğim oyun içerisinde. Bu kısma geçmeden önce sizlerden ricam bir like atmanız ve abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı istiyorum. Ayrıca fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar like atmanız çok zor değil. Yani tamamen ücretsiz. Like atarsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Like atın. Evet arkadaşlar, ilk gideceğimiz yerlerden birisi, şu anda haritayı açıyorum. Impala'nın karşı tarafında şuradaki adaya ineceğiz arkadaşlar. Orada 2-3 tane simge bulabileceğiz. Evet, adaya inebildik sonunda. Uçak biraz uzak geçtiği için paraşütü erkenden açmak zorunda kaldım buraya ulaşabilmek için. Zaten görüyorsunuzdur sağ üst köşede alana 2000 metre var. Alanı bayağı bir uzak atmış ama bizim amacımız simgeyi göstermek arkadaşlar. Şuradan geliyorsunuz, şöyle de göstereyim geniş bir açıyla. Bakın bu adada şöyle iki tane bina var. Şöyle bir hangarın altında iki tane bina var. O binanın bu tarafına geliyorsunuz. Şöyle geçmemiz gerekiyor hemen burada. Evet, burada Godzilla'nın resmini görüyoruz zaten. Godzilla'ya yaklaştığımızda şu anda görüyorsunuz şurada incele çıkıyor arkadaşlar. İncele'ye tıkladığımızda böyle bir oturuyor, inceliyor. Tamam, inceledik. Sonrasında burada birkaç tane daha simge olması lazım. Evet arkadaşlar, şuraya geldiğimizde monarşi yazıyor. Yani monarşi dediğimiz yanlış anlaşılmasın. O filme ait bir yapımcı şirket olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Şöyle geniş açıdan göstereceğim gene. Şuradaki binalardan gelmiştik arkadaşlar. Şuradaki gösterdiğim olan binalardan aşağıya doğru indiğimizde şu bina. Bu binaya geldiğimizde duvarında görebiliyoruz. Buna da yaklaştığımızda zaten incele çıkıyor gördüğünüz gibi. İncele diyelim buna da aynı şekilde. Hemen diğer simgenin olduğu yere doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu monarşiyi görmüştük. Hemen bu tarafta karşısındaki sol tarafındaki binaya doğru ilerliyoruz. Ve buradaki binanın duvarında diğer bir simgemizi buluyoruz. Burada da farklı bir yaratık simgesi var. Film içerisindeki farklı bir yaratığın simgesini de buraya işlemişler. Yaklaştığımızda gene incele çıkıyor. İncele'ye tıklıyoruz ve tamamdır. Evet, toplanma adasının olduğu yere doğru inişimizi yaptık. Zaten burada doğuyoruz biliyorsunuzdur Miramar haritasında. Burada Miramar haritasında şu kısma çıkacağız arkadaşlar. Buradan geçtiğimizde hemen şuradaki merdivenlerden çıkalım hatta. Şuradan yukarıya çıkıyoruz. Biraz da eşya alalım da şimdi bot gelir rahatsız eder bizi. Evet, buradan bir çıkalım. Buradan çıktığımızda bakın şuradaki pencereden atlayacaksınız. Ve buradaki pencereden de atladıktan sonra görüyorsunuz şu anda zaten simgeyi. Simgenin olduğu yere geri geldik. Önceki adada da aynı simge mevcuttu zaten. Şöyle incele diyelim bir. Evet. Şu anda incelemesini yaptı. Şöyle biraz da biz inceleyelim. Bakın şurada kanatlarında farklı şekiller var. Bu yaratığın resmi var adeta. Gayet güzel bence. Bilmiyorum yani, gerçekten umutlarımızı, heyecanımızı karşılar umarım bu mod geldiğinde. Bu modla ilgili de eğer bir tüyom olursa, bir fikrim olursa, bir bilgim olursa bunun videosunu da oluştururum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, uçağımıza bindik ve diğer simgenin olduğu yere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Hemen haritamızı açalım ve gösterelim nereye atlayacağımızı. Los Loines kısmındaki şu kısma atlayışımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İşaretlediğimiz yere doğru inişimizi yapıyoruz şu anda. Şuradaki binayı görüyorsunuz. Hemen onun bu tarafındaki yer arkadaşlar. Evet, şu anda zaten simgemizi gördünüz. 3 başlı ejderha. Bu simgeye de yaklaştığımızda incele diyoruz gene. Hemen dediğimiz gibi bir de kendimizi öldürelim veya bir başka birisiyle çatışalım, ölelim. Bombayla kendimizi öldürdüğümüzde olmayabilir diye düşünüyorum. O yüzden kendimi garantiye almak istiyorum. Bu tarafta ses duydum, çatışma sesi. Oraya doğru gideceğim. Adam beni öldürsün ya. Ya belki olur bombayla kendimizi öldürdüğümüzde. Adamı da gördüm. Bak ya, farkında bile değil arkasından yaklaştığımı. Ay ya Rabbim ya. Bak biri de orada var. Yere yatıyor, bak bak bak.
O neydi be? Canı azmış. Adam direkt yere düştü. Ya öldürün beni artık. Arkasından yaklaşıyorum. Ateş ediyorum. Hala gidiyor adam ya. Bak ben buradayım. Ha sonunda. Oh be çok şükür. Yalnız oradaki bayılttığımız adam süperdi. Takım arkadaşı mıydı ki? Bir dakika. Aynen takım arkadaşıymış. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle çıkıyoruz. Evet ana menüye döndük ve mesajlar kısmına tıklıyoruz. Buradan sistem üzerinden bir mesaj geldiğini görüyoruz. Gizemli etkinlik ödülü. Birçok simge bulduk. Birçok simgeyi incele dedik ama bir tane ödül göndermişler arkadaşlar. O da 5 tane gümüş parçacık olmuş. Monarşi totemlerini bularak sürpriz ödüller kazan diyor burada içeriğinde de. Al diyelim 5 tane gümüş parçamızı aldık arkadaşlar. Bu etkinlik görevi bir defaya mı mahsus yapılıyor yoksa sürekli yapılıyor mu bilmiyorum. Oyuna birkaç defa daha girdim ve simgeleri incele dedim. Oyundan çıktığımda daha doğrusu ölüp çıktığımda mesajlar kısmına ödül gelmedi arkadaşlar. Belki günden güne yapılıyordur. Yani 24 saatte bir yapılıyor olabilir. Tam bir fikrim yok. Eğer fikriniz varsa gene yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Ben de zaten yarın gene deneyeceğim. Eğer alabiliyorsam ödülü yorumlar kısmından ben de belirtirim ayrıca. Bu videonun devamında 13 kill aldığım güzel bir gameplay videosu izleyeceksiniz. İsterseniz izleyebilirsiniz. İsterseniz burada çıkabilirsiniz arkadaşlar. Sizin tercihiniz. Eğer izlerseniz sizin için bir değişiklik olur. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bye bye.